Ev babamın üstünde, babamın evi. Ben de daha önce burada oturmuştum. Kiracı ben çıktıktan sonra geldi. Benim evim vardı, ev almıştık biz. Biz oraya taşındık. Bu ev boşta durmasın diye kiraya verdiler. O zaman 1500 lira, yaklaşık 2 sene önce. 1,5 sene oturdu ve 1,5 sene içerisinde bir ya da iki defa kira ödedi. 1500 lira ödeyeceği kira, hatta 1400 lira. Onu da ödemediği gibi davalık oldular. Kontratı bittiği halde, yani kontratı şöyle, kağıt üzerindeki kontratı bittiği halde babam yine para istemedi. Para istemedi, kontratı bitti, çık dedi. Yani para da istemiyorum dedi, önce kiralarını saymadı. Para da istemiyorum dedi, çık evimden dedi. O da çıkmadı. Bu adamın yaşlı bir de annesi vardı. Bir iki ay önce o da terk etmiş, gitmiş. Zaten adam biraz hani çok böyle sevilen bir tip değil zaten, sevimsiz bir tipi vardı. Annesi ama dünyalar tatlısıydı. Annesinin de ya ayrıyetten iki tane kızı var. O onların yanına gitmiş büyük ihtimal. Ya bizi şimdi eve çağırıyordu. İşte evimde onum yok, bunum yok, şunum yok. Emekliyim. Zaten yaşlı kadının anne babasından kocasından kalan emekli maaşını alıyordu. Onunla geçiniyorlardı. Kira verin deyince işte bizi eve çağırıyordu. Şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var. Geçinemiyoruz. Durum belli. Hani zaten kira da çok büyük bir meblağ değil. Yani 1500 lira yani asgari ücret olmuş 10 katı 15 katından daha az. Hani babam buna rağmen istemedi kirayı. Yangınla ilgili komşulara ve babama bizzat kendisi arayarak, mesaj atarak kendisi zaten söylemiş. Hani bana dava açarsanız evi yakarım, zarar veririm gibisinden. Yine yaptı yapacağını. Bugüne geldi. Allah'tan gece olmamış. Yani gece insanlar uyurken. Çünkü uyurken dumanı çekmek daha kötü. Hani karbonmonoksit öyle bir gaz ki zehirleyebilirdi. Allah'tan can kaybı yok. Mağduruz. Hani evimiz malımız gitti. Allah'a şükür. Kimsenin canına bir şey olmadı. Herkes zamanında çıktı evden. Şu anda kaçmış. Yani bulamıyoruz. Polis büyük ihtimal zaten bulacaktır. Ondan şüphemiz yok. 6-7 ay önce açıldı. Şu anda dava bitti. Kazandık. Evi tahliye süreci başladı. Yani en son polis zoruyla geliyorlar ya, o raddeye kadar geldi artık. Zaten o raddede de evi yakarım, komşulara falan da söylemiş. Evi yakarım, zarar veririm. İşte bugüne nasıl adam bugün geldi, yaktı, gitti. Bunu babama göndermiş. Babam direkt zaten avukata gönderdi onun attığı mesajları. Onu da galiba davanın üstüne ekleme yapmışlardır diye biliyorum. Komşular da suç duyurusunda bulundu. Hani komşuların da hakkı çünkü. Çünkü onların aldığı nefese zarar veriyor yani. Şimdi kendi eşyalarını yaktığı için duvarlarda is var. Ön taraf öbür tarafa bakıyor. Bizim salon tarafı pencere. Pencereler kırılmış. Onun dışında kendi eşyalarını yaktığı için kendi eşyaları zaten yanık. Duvarlar komple simsiyah, is olmuş. Zarar. 3 aşağı 5 yukarı. Biliyorsunuz zaten ekonomik durumu. Ekonomik durumdan dolayı her şeyin fiyatı çok pahalandı. Öyle yıkım falan yok evin içinde de zaten resimlerden görebileceğiniz gibi her taraf is zaten harabe gibi olmuş ev. Yanmış durumda demeyelim de zarar görmüş durumda. 4 gün önce gördüm evi yakacağını söyledi. Evi yakar giderim dedi. Ben de dedim evi yakma. Ev sahibiyle görüşlerim, o da görüşmem dedi. Bu şekilde. Kendisi çalışmıyordu. Annesiyle beraber kalıyordu. Annesi gitti, annesinin haberi yok evi yandığında. Kendi yakmış, valizi de almış gitmiş. İnşallah yakalanır.